Şimdi değerli arkadaşlar, ben genelde maç sonu beyanat vermiyorum, biliyorsunuz. Yenilsek de, yenilince insan üzüntüden ağır konuşabiliyor. Yenince aşırı sevinçten konuşabilir, yanlış konuşabilir. Rakibe saygı, oynanan futbola saygı açısından pek konuşmuyorum. Ama olaylar o hale geldi ki gerilimler içinde bu konuşmayı yapmak durumunda kaldım sizinle. Ben önce şunu söyleyeyim, bu bir savaş değil. Rakiplerimiz bizim düşmanımız değil. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da, Eskişehirspor'da, Kasımpaşa'da hepsi bizim arkadaşımız, kardeşimiz, dayımız, eniştemiz, babamız, annemiz. Her biri farklı renklere gönül vermiş bir mozaik halindeyiz. Sadece renkler bizi ayırt ediyor. Biz düşman değiliz. Öncelikle bütün söylemlerimizde lütfen bu toplumun deşarjı olması gereken futbolu toplumun nefret şarjı haline getirmeyelim. Yöneticiler olarak konuştuklarımıza dikkat edelim. İnsanları kendi başarısızlıklarımız için lütfen sokağa dökmek gibi anlama, bu anlama gelecek söylemlerden lütfen kaçınalım. Öfkeli olabilirsiniz. Öfkenizde haklı da olabilirsiniz. Sizi bunu söylemeye iten haklı nedenler de olabilir, hakem hataları da olabilir. Ama bu söylemleri lütfen kitlesel eylemler haline getirmemeye çalışalım. Bizim toplum duygusal bir toplumdur. Lütfen toplumsal duygularla, lütfen sportif duyguları birbirine karıştırıp meş ederek onları şiddete doğru yönlendirmeyelim. Buna lütfen çok dikkat edelim. Ve ben, evet, söyleyen başkan gülüyormuş. Ben şunu söyleyeyim. Dilerim ki Galatasaray rekabetinden başka hiçbir şey, Allah onu ağlatmasın. Ben kötülük dilemem, gülmesini dilerim. Yeter ki Galatasaray rekabeti onu ağlatsın. Bir de yani ben şunu da anlamıyorum. Siz hem gülüyorsunuz hem de her gün çıkıp tabir caizse TV'lerde ağlıyorsunuz. Bunu da anlamıyorum. Bir de kesinlikle şunu da anlamıyorum. Geçen yıl sanırım Kasım ayıydı. Biz Rusya'daydık. Hemen bir saat önce 17 kulüp adına sadece 8 kulübün imzaladığı bir bildiri yayınlandı. Bu bildiriyi hazırlayan kişili baş aktörlerden birinin bugün şiddetle hakemlerden şikayet etmesini ben anlam veremiyorum. Bu bir dayanılmaz bir çelişki, izah edilemez bir çelişki. Siz hakemler de insandır, hata yapabilir derken nasıl oldu da birinde hakemler başka bir varlığa mı dönüştü? Hakemler melek mi oldu? Ne oldu? O insan ve hata yapan hakemler. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. O nedenle hepimiz ne dediğimize dikkat etmek durumundayız. Geçmişe dönüp bakmalı ve ileriye olumlu mesajlar vermeliyiz. Ben sonra anlamıyorum bizleri devletle. Yani siz şunu da anlamıyorum. Devletin bakanlarına, belediye reislerine, kamu kurum kuruluşlarına, devlet bankalarına çatacaksınız. Sonra da devlet babaya teşekkür edeceksiniz. Ben bunu anlamıyorum. Yani bir ailede bütün evlatlara, ki devlet babadır, siz saldıracaksınız, tahkir edeceksiniz. Sonra da babaya teşekkür edeceksiniz. Ben bu mantığı da anlamıyorum. Yani buna da ben bir anlam veremiyorum. Neden böyle bir yol izleniyor? Buna bir mana veremiyorum. Genel anlamda bunu diyebilirim. Başkanım, bu sefer bakın kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Laflar alıp bir yerlere çekiliyor. Ben kaç yıldır kazanamıyorum. Yine kazanamayabilirim. Ama ben oraya kazanmaya gidiyorum. Dostça, eşit, adil, mümkün olan en az hakem hatasının bizim lehimize de biz hakem hatası istemiyoruz. Bizim karakterimizde bu var. Samimi olarak bunu böyle söylüyorum. İster inansın insanlar, ister inanmasın. Biz orada yenebiliriz de. Ha 6-0 yenildik. Ona da yani TV programı yaptılar. Pekala, Beşiktaş şampiyon olmuş. Ben Beşiktaş'ta kutluyorum. Ben yanılmış olabilirim. Bunun için Lahey Adalet Divanı'na gitmem gerekiyor, gerekmiyor. Bu büyük hata için. Değerli arkadaşlar, biz sadece Türkiye Futbol Federasyonu hepimizin federasyonu. Biz onu yok ederek, onu bitirerek hiçbir yere varamayız. Biz sadece Galatasaray Spor Kulübü olarak kuralların uygulanmasında
soru sorduk. Dedik ki siz hangi maddeye göre bir takımımıza limit aşımı verdiniz, arttırımı verdiniz? Biz bunu sorduk. Dört maddenin hiçbirine uymuyor. Biz bunu söyledik, sorduk. Hala da yanıt alamadık. Biz kibarca soru soruyoruz, nezaketle. Merak ediyoruz. Hangi maddeye dayanarak limit arttırımı yaptınız? Bu kadar. Bundan daha basit bir soru yok. Şimdi herkesin yaralı olduğu yerde genel bir konsensüsten bahsetmek çok zor. Ama aklı selim, sağduyu, hoşgörü ve sporun kardeşlik için yapılmasıyla mutlaka o birliğin tesis edileceğine Türk sporu adına inanıyorum. 18 şampiyon çıkmaz, bir şampiyon çıkar. Bugün 7 takım potada. Bu çok güzel bir şey. Müthiş bir mücadele. Bundan bizim keyif almamız, zevk almamız gerekir. Tebrik etmemiz gerek. Yeter ki eşit, adil bir yarış olsun. Sadece kendimiz için değil, başkaları için de adalet istemeliyiz. Şimdi kayyum tehlikesi yok değerli arkadaşlar, var. Ben bütün kulüplerimiz, değerli kulüplerimiz var. 100 yıllık tarihi içinde ben ilk defa duydum. Yani kayyuma neden gidersiniz? Mali açıdan iflas edersiniz. İdari açıdan iflas edersiniz ve kayyum istersiniz. Zaten genelde de mahkemeler bunu otomatik atar, atama yapar. Fakat ben ilk defa bir kulüpten seçime gitmek için kayyum atanmasını istediğini görüyorum. Ben buna çok üzülüyorum. Böyle bir talep Galatasaray'ı sadece kaosa götürür. Sadece. Ben buna cevap verirken bile, kusura bakmayın, kelimeleri seçemiyorum. Kötü bir kelime de kullanmak istemiyorum. Sadece böyle bir talepten utanıyorum. Bizden hoşlanmayabilirsiniz. Bizim tarzımızdan, ifade tarzımızdan, aksanımızdan, ifadelerimizden hoşlanmayabilirsiniz. Ama bununla ilgili kayyum talep etmek, hele mali, idari, sportif anlamda son iki yılda bu kadar yoğun başarılardan sonra bunu istemeyi ben iyi niyet ile açıklayamam. Bütün rakiplerimize saygı duyarak ve onların verdiği mücadeleyi de alkışlayarak, ki bugün hepsi gerçekten küme düşmeye noktasında olanlar bile büyük mücadeleler veriyorlar. Takımlar arasında bir denge var. Ben hocamızın da daha önce geçen yılda ifade ettiği için gibi, son düdük, son 90. dakika çalınmadan mücadele bitmez. Galatasaray bu mücadelenin her zaman merkezindedir. Ama bütün takımlara da saygı duyuyorum. Hak edenin kazanmasını diliyorum. Fakat hak edenin de Galatasaray olmasını diliyorum. Bu kadar diyebilirim. Ben her yerde her zaman varım. Diğer başkanlar ikna etsinler. Ben her zaman varım. TV'ye çok çıkmayı seviyor. Neredeyse bazı başkanlar haber bültenlerini sunacak. Elinizden ekmek gidebilir. Dikkatli olun. Peki. Teşekkür ediyorum hepinize.